İbiş ile Memiş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ben annemin beşiğinde tıngır mıngır sallanırken çat diye kapı açıldı. Kapıyı açtık. Sopalı bir nene bize bir sopa vurmaz mı? Kendimizi ta bit pazarında bulduk. Elimize bir eski tüfek geçti. Orada bir ahçıya çırak olduk. Tüfekle bir adım attık. Kendimizi saray burnunda bulduk. Orada bir ağaç üzerinde bir şahin vardı. Bir tüfek attık. Şahin paldır küldür yere yuvarlandı. Şahini aldık. Bir adım ya attık ya atmadık. Kendimizi Kasımpaşa'da bulduk. Oradan kayıkla geçenlere seslendik. Tencereniz var mı? Bize yok diye karşılık verdiler. İşlerinden biri. Bir dipsiz tencerem var, demesin mi? Ver dedik, aldık tencereyi. Şahin'i attık içine. Derken efendim, Şahin pişti, pişti. Kabardı, kabardı. Yedik, yedik. Karnımız şişti, şişti. Oradan geçen bir vapura atladık. Masala da başladık. Vakti zamanında, İbiş ile Memiş adında iki kardeş varmış. Bu iki kardeşin babaları çok ihtiyarmış. Evin içinde bir köşecikte oturur, ekmeğini, suyunu bile kendisine karısı ile çocukları verirlermiş. İhtiyarlık bu. Bir gün adamcağız güç nefes almaya başlamış. Anlamış ki artık dünyadan elini eteğini çekmek zamanı geliyor. Hemen çocuklarını yanına çağırmış. Demiş ki, yavrularım, ben artık güç nefes alıyorum. Birkaç saat daha yaşayacağım, şüpheli. Ben öldükten sonra anneniz size emanettir. O nasıl benim zamanımda sıkıntı çekmedi ise siz de onu rahat yaşatmalısınız. Sizin göreviniz benim tarlalarımı sürüp ekmek, hayvanlarıma bakmak, kardeş kardeş geçinerek baba ocağınızı yaşatmaktır. Haydi tuttuğunuz kolay gelsin. Günler günleri kovalamış, sonbahar gelmiş. İki kardeş kolları sıvayarak tarlaları güzelce sürmüşler. Ekin ekme zamanı gelince küçük kardeş Memiş, ağabey demiş, sen tarlaları ek, ben davar güdeceğim. Abisi imiş, bu teklife razı olmuş. Memiş koyunları alarak dağlara çıkmış, hayvanları otlatmaya başlamış. Bu sırada civar köylerden bir çobanla arkadaş olmuşlar. Bir aralık çoban Memiş'e demiş ki, ne akılsız insanlarız biz. Niye hep böyle dağlarda dolaşıp duruyoruz? Gel şu hayvanları başka bir köye satıp buralardan gidelim. Memiş düşünmüş. Kendi kendine şöyle demiş. Köyde kalıp da ne yapacağım? Koyunları satar, paraları yerim. Annemden bana ne? Abim düşünsün. Sonra da bir iş bulur, çalışırım. Birkaç gün sonra çoban ile Memiş ortadan kaybolmuşlar. İbiş abi civardaki bütün köylere haber yollamış ise de hiçbir yerde kardeşi Memiş'in izini bulamamış. İbiş ile annesi ellerinden davarları gittiği için geçim hususunda büyük bir zorluk çekmeye başlamışlar. Ekinleri kaldırdıktan sonra parasını ödemek suretiyle komşulardan birkaç koyun almışlar. Böylece yarı aç, yarı tok, kışında soğuktan titreyerek ömür geçirmeye başlamışlar. Biz gelelim Memiş ile çobana. Bu akılsız iki arkadaş koca iki sürü koyunu bir şehirde sattıktan sonra paralarla beraber başka bir şehre gitmişler. Orada günlerce gezmişler, eğlenmişler. Derken içkiye, kumara alışmışlar. Nihayet bir gün 10 parasız kalmışlar. Köylerine dönmeyi düşünmüşler ama ne yüzle. İş aramaya başlamışlar. Fakat yapabilecekleri hiçbir iş bulamamışlar. Aç kalmak tehlikesi baş gösterince, yol amaleliğine girmekten başka çareleri kalmadığını anlayarak
gidip bir yolda amelelik yapmaya koyulmuşlar. Köyde annesiyle beraber kalan İbiş durmadan, dinlenmeden hep çalışmış. Nihayet bahar gelmiş, havalar ısınmış. Ekinleri biçme zamanına kadar boş oturmak istemeyen İbiş, yiyecek parası kazanmak için hemen şehre inerek bir bakkal dükkanına çırak olmuş. İbiş her zaman babasının son sözlerini hatırlıyor, daha çok çalışıyormuş. Bir gün dükkanda yalnızken yerde bir para kesesi bulmuş. Açıp bakmış ki içinde 80 altın var. Şeytan ona, "Ne duruyorsun? Kimse yokken cebine at. Buradan kaçıp git," diyormuş. Fakat İbiş bu paraları cebine atmamış. Ustasına göstermiş. Onun sözü üzerine de götürüp karakola vermiş. Çok geçmeden bahar bitmiş, yaz gelmiş. Sonbahar yaklaşmış. Herkes orağını, tırpanını alarak iyice sararmış olan ekinleri biçmek için tarlalara koşmaya başlamış. İbiş de herkes gibi yaparak tarlasında çalışmaya koyulmuş. Güneş altında çalışırken alnındaki terleri kocaman çevresiyle siliyor, yerlerde sürü sürü yatan altın renkli başaklara bakarak ferahlık duyuyormuş. Annesi de durmadan oğluna dua ediyor, ona öğle vakitleri koşa koşa yemek getiriyormuş. Gene bir akşam üzeri tarlada biçtiği buğdayları arabaya yükleyen İbiş, köyün yolunu tutmuş. Biraz gittikten sonra yokuşa gelmişler. Her zaman bu yokuşu kolaylıkla çıkan hayvanlar durmuşlar, çıkmamışlar. İbiş ne kadar uğraşmışsa da hayvanlara bir adım bile attıramamış. Çaresiz oracıkta gecelemeye karar vermiş. Sabahleyin kalktığı zaman bir de ne görsün? Arabadaki buğdayların hepsi de altın olmaz mı? Bu araba dolusu altın karşısında gözlerine inanamayan İbiş altınları elleri ile karıştırmış. Karıştırması ile beraber altınların arasından parmak kadar küçük bir adam çıkmış. İbiş şaşkın şaşkın ona bakarken parmak adam demiş ki, "Şaşırıp durma. Sen babanın sözlerini tuttun. Söz dinleyen dürüst insanlar her zaman her işi başarırlar. Bakkal dükkanında bulduğun paraları yemedin, teslim ettin. Ama kardeşin Memiş, babanızdan kalan koyunları götürüp sattı. Sizleri düşünmedi. Paraları yedi, sonra da cezasını buldu. Şimdi düşünüyor. İşte bu altınlar senin alın terinin doğruluğunun armağanı." İbiş bu küçük adama teşekkür etmek isterken parmak adam birdenbire ortadan kaybolmuş. Sevincinden uçacak gibi olan İbiş arabasını yürüterek köyün yolunu tutmuş. Pek az sonra yol kenarında bir adamın dinlene dinlene düşe kalka yürümeye çalıştığını fark etmiş. Yanına yaklaşınca, "Kardeşi Memiş ile karşılaşmaz mı?" Parasızlıktan iyice zayıflayan, köye kadar günlerce yürüyerek gelen Memiş, perişan bir halde İbiş. İbiş, zaten yaptıklarının cezasını fazlasıyla çekmiş olan kardeşine bir şey söylememiş. Hatta ona güler yüz göstermiş. Beraberce eve gitmişler. Memiş annesinin ellerine sarılarak ondan af dilemiş. İyi kalpli kadın onun oğlunu affetmiş. Sonra araba dolusu altının bir kısmını fakirlere dağıtmışlar. Geri kalanı ile de güzel bir ev yaptırıp koyun, sığır, araba, tarla alarak çalışmaya koyulmuşlar. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine.